Bu gece bir sırrımı paylaşacağım. Biliyorsunuz engelli bir kardeşiniz. Yıllar oldu yürümeyi unuttu. Neredeyse her gece rüyamda ayağa kalktığımı görüyorum. Ayağa kaldıran Rabbime teşekkür etmek için namaza duruyorum. Uzatabildiğimce uzatıyorum kıyamımı, kıraatimi. Sonra nazlana nazlana rüküye varıyorum, secdeye gidiyorum. Bir de bakıyorum ki rüyaymış. Aynı rüyayı tekrar görebilir miyim diye yatıyorum ama nafile. Ne olur ayakta durabilen büyüklerimden, küçüklerimden rica ediyorum, namazlarında tembellik etmesinler dedi. Merhaba diyerek söze başlayalım. Güzel bir söz. Ey kul, etme dünya nazı, kıl namazını, sonra kılarız diyenin dün kıldılar cenaze namazını. Yapma hocam, şimdi böyle çayın kahvenin üstüne gider mi böyle buz gibi söz? Vallahi hocam diyor, bak diyor, seni dinleyip de namaz kılmayan adamın aklına şaşarım ama hocam diyor, namaza başlamak bir şey değil, namazı tutmak zor diyor. Hayırdır yavrum, namazı nasıl tutuyorsun, neresinden tutuyorsun? Hocam diyor, sen gençlerin arasında dolaşıyorsun, bunu bilmen lazım. Namaza başladın mı hocam diyor, flört edemezsin diyor. Bak. Namaza başladın mı hocam, sosyal içici bile olsan alkol alamazsın diyor. Namaza başladın mı, akılsız telefonla şeytanın odasına giremezsin. Namaza başladın mı zina edemezsin. Onun için hocam diyor, müsaade et, ben biraz böyle gençliğimi yaşayayım, 35'ine 40'ına. Hele de sizin yaşa gelirsek hocam diyor, bir tövbe ederim diyor, bir de umreye giderim, 0 kilometre Müslüman olurum. Ya kardeş, sen bunun Müslümanlık tarifini nereden aldın? Nereden alacağım hocam diyor, büyüklerimiz de öyle yapmış, Allah senin iyiliğini versin. Öbürü de diyor ki hocam, namaza başlamak bir şey değil, devamını getirmek zor. Hayırdır? Günde 5 vakit, ayda 150 vakit arkadaşlar, bir tanesi üşenmemiş, senelik hesap çıkarmış. 1825 vakit hocam senede diyor, kıl kılda bitmiyor diyor. Gel anlaşalım seninle. İskonto mu var? Evet. Arkadaşlar, kolay bir soru soracağım. Bakalım bu sorunun cevabını kim yakalayacak? Sorunun cevabı sorunun içinde gizli, mantık sorusu. Şu anda bize kaç vakit namaz farz? Ciddi misin? 1 vakit. Ana. Siz ne diyorsunuz? Söyle yavrum. Bak küçük oradan ses söylüyor. Söyle yavrum. 6. Ha, yatsı. Aferin sana. Maşallah. Ya Hayalhanem farkı herhalde burada. Kapak yapalım derken biz kapak yedik. Arkadaşlar, işin şakası bir tarafa, birçok yerde söylediğini atlıyor. Hocam 5 vakit. Sorunun cevabı şu anda kelimesinde gizliydi. Ya 1 vakittir ya hiç vakittir. Şimdi biz program için yatsıyı henüz kılmadık. Namazı sonra kılarız diye. Şu anda 1 vakit arkadaşlar. Niye? Çünkü namaz vakitli bir farzdır. Kıl yatsıyı. Düşünme sabahı, öğleyi, ikindi, akşamı. Niye? Diğer vakte kavuşacağımızın garantisi yok ki. Onun için sevgili arkadaşlarım, niye böyle söylüyorum? Bir gün sevgili Peygamberimiz Hazreti Ömer'e sordu. Ya Ömer, söyle bakayım dedi, ölüm bize ne kadar yakın? Ya Resulallah, uyandığımda uyuyamayacak kadar olmadı ya Ömer. Sen söyle ya Ebubekir, ölüm bize ne kadar yakın? Ya Resulallah, bir nefes aldığımda veremeyecek, verdiğimde alamayacak kadar deyince, ha, şimdi oldu dedi. Arkadaşlar, bütün saltanatımız bir nefeslikmiş. Niye böyle söylüyorum? Şöyle yakışıklı, benden daha yakışıklı birini bulayım. Kim gelmek ister? Şöyle bir küçük deney yapalım bununla ilgili. Kardeş, gelmek ister misin? Heh, gel gel. Cep telefonu var mı yanında? Bir de mikrofonu verin bana. Biraz terleteyim kardeşim. İsim neydi? Masum kardeş, telefon bana lazım. Meslek nedir? Reklamcısın. Ha, reklamcısın, tamam, burada reklam yapıyoruz şimdi. Şimdi Mahsum kardeş de sizin gibi, benim gibi arkadaşlar, cep telefonu kullanan gillerde. Mahsum kardeşim, önce kolay bir soru soracağım. Sonra hayatının en kazık sorusunu soracağım. Sorabilir miyim? Tabii hocam. Rahat ol Ahmet abi diye. Niye geliyorsun ki bu kadar bize? Arkadaşlar, kolay sorudan başlıyoruz. Mahsum kardeş, bu makineyi yeni aldığımızda ne kadar garanti veriyorlar? 2 yıl. Ahmet abi, bunun için mi çağırdın şimdi sen beni diyor. Yani şimdi asıl kazık soru geliyor. Kalpten filan gitmesin diye de sıkıca tutacağım. Mahsum kardeş, söyler misin bana, seni yaratan Allah aşkına, sizin ne kadar garantiniz var? Garantimiz yok. Arkadaşlar, bakar mısınız? Cep telefonunun 2 yıl garantisi var. Benden daha yakışıklı ve genç olan Mahsum kardeşimin 2 saniye garantisi yok diyenler, sizin garantiniz var mı? Soruyu soranın var mı? Masum kardeşim, teşekkür ediyorum. Kıl kılda bitmiyor diyen kardeşim, unutma. Bu da sana gecenin güzel bir cevabı olsun. Üstadın ifadesiyle arkadaşlar 5 vakit namazı alt alta üst üste toplayın, farzını, vacibini, sünnetini adam gibi kılın, 40 dakikanız alır. 20 dakikada abdest ayırsanız 1 saat. Allah bize her gün 24 saat veriyor. 1 saatin ayrana cennet vaat ediyor. Aklını kullanan 1 saatin ayırır, cennete aday olur. Aklını kullanmayan, hocam ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz. Hadi oradan üçkağıtçı. Kalbi en temiz olan sevgili Peygamberimiz ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Benim gibi kalbinde 40 tane tilki barındıran kalbinin temizliğinden dem vuruyor. Kardeşler, bu sevgili Peygamberimize hakaret değil midir? Onun kalbi piste mi? Arındırmak için mi haşa namaz kıldı? Kalbi en temiz olanımız ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Ve sonra da canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Bak. Sen daha uykundan fedakarlık edemiyorsun. Canını nasıl vereceksin? Bizi namaza kaldırmayan imanımız bizi nasıl cennete götürecek? Ya. Bizi namaza kaldırmayan imanımız cennete götürür mü kardeşlerim? Peyami Safa'nın çok hoşuma giden güzel bir cümlesi var. Diyor ki, insanın en kolay aldattığı budala kendisidir diyor. Onun için kardeşlerim, bana deseniz ki Ahmet abi sözü uzatma. Madem ilahiyatçısın biraz da kitaptan söyle. Şöyle helalinden, kolayından bizi cennete götürecek bir yol söyle deseniz, ya Rabbi biz cennetini istiyoruz. Cennete götürecek en kolay kestirme yol neresidir diye bu soruyu Kur'an'a yönelttiğimizde güzel kardeşlerim, sorumun cevabını efendim Mü'minun suresinin ilk 10 ayetinde buluyorum. Ne var hocam orada? Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal mü'minun. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki müminler kurtulmuştur. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Kurtulacak olan o müminlerin ikinci özelliği namazlarını huşu içinde kılmalarıdır diyor. Huşu nedir hocam? Elmalı Hamdi Yazır hocamıza sorsak sayfalarca anlatır ama bizim sosyal medya nesli 140 karakterde derdimizi anlatmamız gerekiyor. Uzun cümleleri kaldıramıyoruz. Ne yapacağız? Hocam nedir o zaman, güncel söyle. Kalıbımızla kalbimizi seccadenin üzerinde buluşturabildiğimiz bir namaz derim. Ya da dilimizin söylediğini aklımızın idrak ettiği, kalbimizin hissettiği bir namaz. Sonra 9. ayete geçiyorum. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Vaktinde usulünce kılarlar diyor. 10. 11. ayetlere geldiğimizde işte bu özelliklerin sahipleri var ya, bunlar Firdevs cennetinin varisleridir diyor. Cennetin sahibi Rabbimiz kardeşlerim, cennete giden yolda önce iman, sonra namazı bizlere hatırlatıyor. Vallahi Ahmet abi iyi hoş da onu bunu bilmem diyor. Benim bir kusurum var, namaz kılmıyorum diyor. Yardım yapmayı severim, cömertimdir. İkram etmeyi severim. Hocam kimseye de kötülüğüm olmaz. Kimsenin tavuğuna kış demem ama küçücük bir kusurum var, namaz kılmıyorum hocam diyor. Ya Rabbi, namaz kılmamak küçücük bir kusur mu? Müddessir suresi 40 ve devamındaki ayetlerde buluyorum cevabı. Ne var hocam orada? Kardeşler biraz moralimizi bozacak ama dost doğru oturur, doğru sözü söyler. Ama biraz dozajı ağır geleceği için bir parantez açarak yola devam edelim istiyorum. Bir akrabamıza kız isteyeceğiz. Delikanlı kızı görmüş, beğenmiş, elektrikte almış. Büyükler de işi onay vermiş. Hoca da bu işe aracı olursa Allah'ın izniyle bitiririz diye hüsnü zan etmişler. Rica ettiler, randevu aldık, kız istemeye gitti. Kardeşler, kız isteme, konferans vermeye falan benzemiyormuş. Gittik, hazırlıklara bakılırsa bizim iş kesin olacak. Kızın babasıyla beraber hac etmiştik, aramız da iyi. Efendim yemekler, tatlılar, tuzlular, bakım 10 numara ama saat 11'e gelmiş. Biz hala Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyoruz. Ümmetin derdine deva üretiyoruz. Bizim mesele duruyor ortada. Millet gözümün içine bakıyor. Hocam bırak sen Türkiye'yi, dünyayı kurtarmayı, şu bizim meseleyi çöz. Baktım olacak gibi değil. Bütün cesaretimi topladım. Allah'ın öyle peygamber kavlince diye girdim ama rapçiler gibi ne söyledim kendim bile anlayamadım. Fakat kızın babası gün görmüş aksakallı nur yüzlü bir hacı baba. Ahmet kardeşim dedi. Sen bu kadar işin gücün arasında zaman ayırıp geldin ya, ben öyle işi yokuşa sürmeyeceğim. Bir şey isteyeceğim senden. Buna makul cevap alırsam kızı verdim gitti. Ana, galiba bizim hocalık burada işe yaradı. Verdim gitti deyince baktım delikanlı da yanı başına bıyık altında tebessüm ediyor kardeşim gibi. İyi ki hocayı getirmişiz, iş kolay oldu. Buyur Yaman amca. Ne istiyorsun? Ahmet kardeşim dedi. Bu delikanlının 5 vakit namazına kefil misin? Hiç de çalışmadığımız yerden çıktı soru. Ne yapacağız? Yalan söyleyemem. Yalanla iman bir arada bulunmaz diyor sevgili Peygamberimiz. Hemen döndüm delikanlıya. Kardeş, 5 vakit aran nasıl? Terleme sırası delikanlıya gitti. Başladı boncuk boncuk terlemeye benim gibi. Yanağımdan sicim gibi terler süzülüyor. Fakat Karadeniz insanı efendim pratik zekalı. Delikanlı anında çözüm üretti. Bak hocam dedi, cumaları hiç kaçırmıyorum. Aferin sana. Cuma'dan gelseydi soru barajı geçmiştik. İşimiz kolaydı da kardeşim, sen şu 5 vakitten haber ver, işi bitirelim. Kardeşler, yer yarısa yerin dibine girecek delikanlı. Dünyadayken bu kadar terliyoruz. Yarın aynı soruyu Rabbimiz sorduğunda acaba halimiz nice olur diye ben düşüne durayım. Fakat delikanlı mertmiş. Bak hocam dedi. Sizi kandırsa Allah görüyor, biliyor, işitiyor. Hocam bir gün kılsam 2 gün kılamıyorum. Şöyle böyle dedi. Şöyle böyle deyince kefilim desem kabak benim başıma patlayacak. Yaman amca benden buraya kadar. Aha delikanlı, aha desem ben çekiliyorum aradan. Kızın babası birden ciddileşti. Ahmet kardeşim, seni severim ama Rabbimizin hatırı hocanın hatırından öndedir. Allah ile arası şöyle böyle olana ciğerparemi emanet edemem dedi. Şok. Pazarlık payı var mı? Diyecek bir cümle bulamadık kardeşler. Adam ne ev sordu, ne araba sordu, ne gelin kaynana birlikte mi oturacak, ayrıt mı oturacak, maaşı ne kadar, sigortalı mı sigortalı, hiçbiri sormadı. 5 vakti sordu. Cevap alamayınca Allah'la arası şöyle böyle olana kızımı veremem dedi. Müsaade isteyip ayrıldı. Evdekiler kesin gözüyle bakıyor ya. Daha eve girer girmez hocam ne oldu, ne zaman söz keseceğiz, yüzük takacağız. Bacım barajı geçemedik. Ne istediler sayıyor. Hiçbiri. Ya meraklandırma hocam, ne istediler de olmadı 5 vakit. Ne? Bunun için benim kardeşimin küçücük bir kusuru var, namazını kılmaz. Bak şaşkına. Ya Rabbi, namaz kılmamak küçücük bir kusur mu? Müddessir suresi 40 ve devamındaki ayetlerde var cevap. Ne var hocam orada? Kardeşlerim, biraz bizi hırpalayan ayetlerden bir tanesi. Rabbimiz cennettekilerle cehennemdekileri konuşturuyor. Estağfirullah. Men selekekum fi sakar. Sizi bu sakar ateşine sokan nedir? Kalu lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ama hocam benim dedem büyük bir alimdi. Sen Hud suresini okumaz mısın? Hazreti Nuh'un oğlu da büyük bir peygamber çocuğuydu. Babasına iman edip izince yürümediği için maalesef kaybedenlerden oldu. Sevgili Peygamberimiz, rahmet ve şefkat peygamberi, biricik kızına vermediği emanı bize kim verdi kardeşlerim? Onun için ey kul, etme dünya nazı, kıl namazını diye nefsimize bunu hatırlatıyoruz. Allah'la efendim aramızın nasıl olduğunun da işte en somut ifadesini namazda kendi kendimize not verebiliyoruz. 2 hatıra daha, ondan sonra yavaş yavaş bitirelim, çok fazla da yormayalım sizi. Doğudan bir kardeşimizin hatırası. Bana ait değil. İstanbul'da Milli Eğitim'de bakan müşaviri olarak görev yapan Dursun Ali Taşçı hocamızın hatırası. 28 Şubat sürecinde arkadaşlar bir ilimizde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yapıyor. Bir ilimizde de Doğu Anadolu'da 10 tane memur statüsünde eleman alınacak. O müdürlüğe ait. Fakat ciddi bir müracaat var. 500 civarında. 4 tane il müdürü görevlendirilmiş. Bunlardan bir tanesi de Dursun Ali Taşçı hocamız. İlimize gittik diyor. İkindi ezan okununca yetişemeyeceğiz camiye. Bari üstümüzü başımızı değiştirelim otelde. Rahat rahat tarihi bir mekanda kılarız diye düşündü. Bize de bir arkadaş rehberlik ediyor diyor. Gittik. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Rehberlik eden arkadaşa sorduk. Kardeş, burada şehrin tarihi bir camisi var mı? Filanca cami var ama şehrin biraz kenarında. Olsun demiş, orada kılalım. Biz diyor 4 arkadaş bir de rehber arkadaş gittik o camiye. Abdestimiz de yok. Cemaat dağılmış. Şadırvanda bir abdest alalım diye geçtik diyor. Tam abdest alırken ayağımı yıkayacağım. Şırak diye birisi takunya bıraktı diyor. Bir anda ürperdim. Yanımdaki karaltının olduğu yere dönüp bir baktım ki diyor, genç bir delikanlı. Mütebessim, affedersiniz beyim diyor. Namaz kılana hizmet etmek Rabbimin hoşuna gider diye size yardımcı olayım dedim. Herhalde yabancıya benziyorsunuz. Ama beceremedim, kabalığımı bağışlayın diyor. Ana, bu dönemde bu kadar kibar, centilmen, beyefendi hem de hassas bir delikanlı. Adın ne senin demiş Dursun Ali hocam. Bilal. Bilal, ne iş yaparsın oğlum? Efendi diyor, henüz bir işim yok ama Allah nasip ederse yakında bir işe gireceğim. Hayırdır Bilal, ne işine gireceksin? Efendim inşaatta mı çalışacaksın, sanayide mi çalışacaksın? Hani akıl hemen oralara gidiyor. Yok yok diyor efendi diyor. Allah nasip ederse diyor. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sınav açtı. Oraya gireceğim deyince ben bir anda koptum diyor. Allah Allah. Peki Bilal, referansın kim? Bir öksüzün, yetimin referansı kim olur? Referansım Allah Celle Celaluhu diyor. Referansım Allah deyince benim elimin ayağım bağı çözüldü diyor. Ne diyeceğim, nereden başlayacağım? Fena halde şoklandım. Gözümden sicim gibi yaşlar süzülüyor. Bir taraftan Bilal çakmasın diye elimi yüzümü ıslatıyorum. Abdeste devam ediyormuş gibi meraktan da çatlıyorum. Peki Bilal, evli misin, bekar mısın oğlum demiş. Efendi diyor, henüz sözlüyüm. Allah nasip ederse işe girdikten sonra da düğünü yapacağım. Oğlum bu dönemde işsiz, güçsüz hem de yetim ve öksüz bir adama kim kız verir? Efendi diyor, kayınpeder olacak adam şakada Müslüman değil. Yavrucuğum Rezzak olan Allah'tır dedi, bana kızını sözledi diyor. Huy, hocamız Karadenizli. Uşağım diyor, bu dönemde böyle kayınpederler de var mı? Neyse Bilal'i biz diyor uğurladık, efendim abdesti tamamladık ama hepimiz kopmuşuz diyor. Karar verdik, eğer Bilal yazılıyı kazandıysa kesin işe alacağız. Namazımızı kıldık. Ertesi günü efendim yazılı sonuçlarını kontrol ettik ki 50 tane kazanan arasında yazılıyı Bilal de var içlerinde. Oh, gönlümüz rahatladı. Şimdi isim sırasına göre mülakata alıyoruz diyor. Sıra geldi Bilal'e. Bilal oturdu karşıdaki yerine. Biz 4 tane il müdürü kravatları taktık, takım elbiseler filan. Bilal başını eğdi önüne. Dudaklar pısır pısır bir şeyler söylüyor. Anladım ki diyor Bilal dilekçeyi Rabbine sunuyor. Bilal'in dudaklarının kımıldamasının bitmesini bekledik. Bilal'in dudaklarının kımıldaması bitince Dursun Ali Hoca Karadeniz'de dayanamaz. Bilal tanıdın mı bizi diyor. Bilal tanıdın mı bizi deyince Bilal şöyle kafayı kaldırdı. Bilal'le göz göze geldik diyor. Bilal'le göz göze geldik. Bu defa Bilal başladı ağlamaya. Oğlum niye ağlıyorsun? Efendi diyor, ben dilekçeyi Rabbime sunmuştum. Ondan başkasından bir şey beklemiyorum. Sırrımın ifşa olmasından dolayı, mahcubiyetimden dolayı ağlıyorum diyor. Bilal oğlum sen nesin, in misin, cin misin, nereden geldin, öldüreceksin bizi, sen nasıl bu hale geldin? Efendi diyor, bende bir marifet yok. Varsa bir güzellik anacığımın eseridir diyor. Anacığım hep şunu söyler bize, kendimi bildim bileli. Oğlum Bilal'im aç kal, susuz kal ama asla haram yeme yavrucuğum der. Ben size çok sıkıntılar çektim ama haram lokma yedirmedim der. Varsa bir güzellik anacığımın eseridir diyor. Hadi git yavrum. Allah işini de aşını da mübarek etsin. Git dedik diyor. Bilal işi aldık ama hayatımızda zor kurtardık. Kardeşler, demek hala Bilaller var aramızda. Bilaller olduğu için Allah hala bize rahmetini gönderiyor. Bilmiyorum ki bu akşam Allah hangi Bilal için aranızda misafir etti bu abinizi. İşte bir tane de kız kardeşlerime güzel bir örnek. Sivaslı var mı aranızda? Sivaslı. Maşallah. Olmasa şaşardım zaten. Bereketli topraklar. Bir gün Almanya Frankfurt'tayım. Sivaslı var mı dedim. Bir baktım salonun 4-3 parmak kaldırdı. Türkiye'nin her tarafına yayılmış. Kardeşlerim, bir günde yolumuz Sivas'a düştü. Yol arkadaşım Senayi Demirci abimiz. Gittik Sivas'a. Konferansa birlikte efendim sunum yapacağız. 19.30'da başlayacak program 19'da başlattı Müftü Efendi. 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir programı başlatıyorum yarım saat önce dedi. Sözü de uzatmadan verdi mikrofonu bize. Harika bir gece. Sivaslılar seviyor konferansı. Sahne bile dolmuş. Senaya bile birer kişilik yer bulduk sahnede. Kımıldayacak yerimiz yok ama böyle millet nefesini tutmuş. Senaya bile bir araya gelince bazen biz kantarın topuzunu kaçırıyoruz. Fren patlamış arkadaşlar. 3 saat konuşmuşuz. Ya insafınız kurusun hocam. 3 saat konuşulur mu? Dinleyenleri düşünmez misiniz filan ama Sivaslıların iştiyakı gerçekten bizi de efendim konuşturmuş. Konferans bitti. Çıkışta kitap imzalıyoruz. Uzunca bir kuyruk. Gittiğimiz yerlere kitapları da götürüyoruz ki hani ulaşamayan kardeşlerim belki alır okurlar diye. Çünkü bir kitap hayat kurtarıyor. Şöyle kafayı kaldırıp baktım, kuyruk devam ediyor ama sırada bekleyen tekerlekli sandalyede bir kızımız. Öndekilerden müsaade istedim, davet ettim, geldi yanıma. Adın ne kızım? Fatma. Fatmacığım merakımı bağışla, doktor değilim. Nedir rahatsızlığın? Hocam dedi, sizin anlayacağınız dille söyleyeyim, kas erime hastasıyım. Televizyondan duyduk geleceğinizi. Anacığım taksi tutarak getirdi, canlı dinleyeyim diye 30 kilometre uzaktan Hayır Bey köyünden geliyorum. Biraz daha konuştuk, muhabbet ettik ama sırada bekleyenler gözümün içine bakıyorca uzatma lakırtıyı biz de bekliyoruz. Fatma'yı uğurladık. O gece kaldık Sivas'ta. Sabah namazını kılmak için otelimizin yanındaki camiye gittik ki Paşa Camii'ymiş. Namazı kıldık. Caminin imamıydı şimdi. Ulu Cami'ye geçmiş Ergun Hoca. "Vaktiniz var mı hocam?" dedi. "Bir çorba içelim. Bak bizim sabah çorbaları güzel olur." Tav olduk çorbaya. Çorba bahane, biraz muhabbet edeceğiz. Çorba içtik. "Senay abi," dedik, "Ahmet kardeşim gel şu çorbanın hakkını verelim." "Ne yapacağız?" "Dün gece köyden gelen engelli kardeşimiz var ya Fatma, ziyaret edelim, duasını alalım. Allah gönül yapanları sever." "Cazip bir teklif. Neyle gideceksiniz?" dedi. "Hocam bir tak sütler gideriz, misafiriz burada. Biz götürelim." "Canımıza minnet." İki onlar oldu, iki de biz. Dört kafadar Fatmaların köyün yolunu tuttu. Köyü bulduk arkadaşlar. Efendim köyün girişinde birkaç kişiye sorduk. "Aha şu karşıdaki ev," dediler ama pek de bir anlam veremediler. Sabah sabah bu yabancıların ne iş var burada? Küçük yerde herkes birbirini tanıyor. Onlar baka dursun. Bize gösterilen istikamete gittik. Fatma'nın anacı elinde bir kova süt havluda bizi görünce şaşırdı. "Aa, hocalarım gelmiş, ne güzel sürpriz. İnsan akşamdan haber etmez mi hocam, hazırlık yapardık size." "Hebacım akşamdan gündem yoktu yani, programda yoktu. Fatma'nın duasını almaya geldik, müsaade var mı?" "Ah hocam," dedi. "Müsaade ne demek? Şimdi Fatma ne kadar da mutlu olacak. Siz burada bekleyin. Az sonra sizi alacağım içeri," dedi. Rüzgar gibi fırladı gitti içeriye. Kardeşlerim gelin şimdi Fatma kardeşimizin yerine koyalım kendimizi, bir empati yapalım. Fatma ilkokula giderken hastalığı sebebiyle düşmeye başlamış. Liseye giderken yürüyemeyecek hale gelmiş. Şimdi gelinlik kız dört duvar arasında kaderiyle baş başa. Ya tavanı seyrediyor ya duvara. Arkadaşları bile ihmal etmişler. Kimse okuyor üniversitede, kimse çalışıyor tarlada, bağda, bahçede yuvasını kurmuş. Fatma böyle bir anda ziyaretçileri geliyor. Ben bir miktar bir kaza neticesinde bunu yaşadığım için biliyorum. Bunu düşüne duralım. Fatma'nın anacığı kapıda göründü. "Hocam buyurun," dedi. "Fatma sizi bekliyor." Tek katlı bir köy evi. Girdik içeriye ki Fatma kardeş köşede oturmuş yatağının üzerinde bizi bekliyor. Sabah sabah bizi görünce Fatma karşısında başladı ağlamaya. Gözünden sicim gibi yaşlar süzülürken bir taraftan da tebessüm ediyor. Şimdi bana sevinç gözyaşı dediklerinde hep o manzara geliyor gözümün önüne. Hem ağlıyor hem tebessüm ediyor. Bir de demez, "Hocam biliyordum geleceğinizi. Çünkü ben sizi evimizde misafir etmek için Rabbimden istemiştim sizi. O beni kırmadı, sizi buraya gönderdi ya, hamdolsun," deyince evde herkes koptu, başladı ağlamaya. Anası, babası, ninesi, dedesi. Baktım Senay abi de katılmış kervana, iki göz iki çeşme. Ev döndü cenaze evine, herkes ağlıyor. Biraz ortamı yumuşatmak için Fatma'ya havadan sudan sorular yönelttim ki ortamı dağıtayım. Fakat o da ne kardeşlerim? Fatma'ya ne sorsam Kur'an'dan bir ayetle cevap veriyor. Ayet bulamazsa bir hadisi şerifle cevap veriyor. Şaşırdım, Fatma Kur'an'la konuşuyor. "Fatmacığım, Kur'an'la olan bu muhabbet nereden geliyor?" "Hocam," dedi, "benim en sadık dostum, hayat kitabımız Kur'an. Sizin gibi elimde derman yok, tutamıyorum kitabımızı. Sıkıldığımda, bunaldığımda anacımdan rica ediyorum, önüme bir yastık koyuyor. Yastığın üzerine kitabımız Kur'an, ben sadece sayfaları değiştirebiliyorum. Niyet ettim ölmeden önce 99 Esma-i Hüsna için 99 defa hatim indirmeye." Hem Fatma bizim gibi okumuyor kardeşler. Biz genelde nasıl okuruz Kur'an'ı? Bıdı 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 bıdı, sayfa bitsin, cüz bitsin, sevabı geçmişlerimize gitsin. Ondan sonra kapatırız. Fatma okuduğu her ayette ifade şu: "Ay canım Rabbim, bak bak ne diyor." Her bir ayet sanki Rabbinden kendine nazil olmuş gibi okuyor. Bilmiyorum kardeşlerim, siz hiç merak edip okudunuz mu hayat kitabınızı? Rabbim bana ne diyor diye bilemiyorum ama Fatma kardeşimiz 99 hedef koymuş kendine. Birkaç kare fotoğraf çektik, müsaade isteyip ayrıldık ama gerçekten ziyarete değmişti. O günlerde de pazartesi akşamları bir televizyonda canlı yayın programı yapıyorum. Yönetmen arkadaşa Fatma'nın telefonunu, resmini verdim. Canlı bağlantıyla konuşturacağım bir cevher bulmuşum. "Fatmacığım canlı yayındasın." "Biliyorum hocam," dedi, "ben de sizi izliyorum." "Kızım biz çok konuşuyoruz. Bu gece ben susayım, sen konuş. Ne söylemek istersin?" "Hocam," dedi kendine has o tatlı üslubuyla, "bu gece bir sırrımı paylaşacağım. Biliyorsunuz engelli bir kardeşiniz. Yıllar oldu yürümeyi unuttu. Neredeyse her gece rüyamda ayağa kalktığımı görüyorum. Ayağa kaldıran Rabbime teşekkür etmek için namaza duruyorum. Uzatabildiğimce uzatıyorum kıyamımı, kıraatimi. Sonra nazlana nazlana rüküye varıyorum, secdeye gidiyorum. Bir de bakıyorum ki rüyaymış. Aynı rüyayı tekrar görebilir miyim diye yatıyorum ama nafile. Ne olur ayakta durabilen büyüklerimden, küçüklerimden rica ediyorum, namazlarında tembellik etmesinler dedik. O gece de hepimizi perişan etti. Yaşar Alptekin ve Urfalı Aziz Hocam televizyonda misafirim o gece. Hepimiz perişan oldu. Birkaç gün sonra eşime dedim ki, sahabe ruhlu bir kız kardeşimle tanıştıracağım seni, bu kızın duasında yer ara kendine. Aradım Fatma'yı. Hocam dedi, iyilik mi ettiniz, kötülük mü bilmiyorum. Niye kızım? Siz gelmeden kimseler arayıp sormazdı halimi. Geldiniz köyümüz, evimiz ziyaret çakınına uğradı. Bir de televizyona misafir ettiniz, evimiz döndü türbeye. Ama korkuyorum Rabbimle arama girerler diye. Bakar mısınız cevaba? Duydum ki hacca gidecekmişsin. Ben de çok özledim Kabe'yi. Sevgili Peygamberimizi ziyaret etmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ama bu halimde gitme imkanım yok. Duygularım bastırınca yüreğimi yazıya döktüm. Efendimiz'e mektuplarım var, okur musunuz orada? Bari mektuplarımla ziyaret edeyim. Ne demek kızım, şereftir. Baş tacıdır bizim için. Aradım Sena'ya, abi Allah sana mı nasip eder haccı bu yıl, bana mı? Fatma'nın emanetleri var, götüreceğiz. O da o günlerde TRT ile hac belgeseli üzerine çalışıyor. TRT ekibine bahsetmiş Fatma'dan, telefon açıp konuşturmuş dini yayınlar bölümdeki Adem Bey'le. TRT ekibi demez mi? Ya bu kızı biz hacca götürelim. Gidemez ki. Bütün ihtiyacını anası görüyor. Olsun, anasını da götürürüz. Yazılmamış, kurası çıkmamış, ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kızı hacca götüreceğiz. Fesubhanallah. TRT seferber oldu Fatma hacca gitsin diye. Bu defa Diyanet'te haçtan sorumlu hocamız olmaz dedi, kestirip attı. Niye? 2008 yılı. 800 bin kişi sırada bekliyor. Bir de engelliler hacca gideceğiz derse biz bu işin içinden çıkamayız. Hocam da haklı kendince. Fakat kardeşlerim, Fatma dilekçeyi sağlam yere vermiş. Ol derse olduruveren Rabbe verince dilekçeyi kim durabilir önünde? Birkaç gün sonra haber aldık ki Diyanet İşleri Başkanımız olsun dedi, bu da istisna, imzayı bastı, Fatma gitti hacca. Bir yıl sonra Kars'a gitmiştim konferansa, Fatma'nın öyküsünü anlatıyorum. Güncel bir örnek, o günlerde yeni yaşamışım. İl müftüsü de karşımda, Hasan Başiş Hoca. Ben anlatıyorum, hocam ağlıyor. Ben anlatıyorum, hocam ağlıyor. Program bitti. Ahmet kardeşim dedi, devamında benden dinle. Hayırdır hocam, siz nereden tanıyorsunuz? Kars nere, Sivas nere? Haçtaydım dedi bu yıl. Medine-i Münevvere'de bir paket getirdiler. Ne olacak bu? Hocam sakın açmayın, sürpriz. Ne yapacağız? Grubumuzda engelli bir kızımız var, ona vereceğiz. Nerede? O şimdi Kuba Mescidinde. Kardeşlerim, Fatma tekerlekli sandalyesinde haccını yapmış, Efendimiz'i ziyaret etmiş, rüyaları bir bir gerçekleşmiş, Kuba Mescidinde namazını kılmış, sevinç çığlıkları atarak çıkıyor. Çıkışta Fatma'yı bir sürpriz daha bekliyor. Hasan Hocam elinde paket, bir de espri yaparak, bak kızım Fatma diyor, sana sevgili Peygamberimizin bir hediyesi var. Ne var hocam bunda? Bilmiyorum kızım, sürpriz dedi, aç bakalım ne çıkacak. Kardeşler, Fatma bir bardak suyu bile elinde içemediği için petle içiyor. Kendisine uzulan paketi açmaya çalışıyor. Elin birisi bir tarafa gidiyor, birisi diğer tarafa gidiyor. Herkes nefesini tutmuş, paketten ne çıkacak diye beklerken açtığında bir de ne görsün? Kabe'nin örtüsünden bir parça. Efendimizin mescidinin cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu mekanın yeşil seccadesinden bir parça, zemzem ve hurma çeşitleri. Fatma bütün bunları görünce açıyor ellerini Rabbine. Allah'ım sen benim gibi aciz, hasta bir kulunu unutmadın. Hocalarımı vesile kıldın, evinde Kabe'nde ağırladın. Yıllardır rüyalarımı süsleyen Efendimiz'i ziyaretle nimetlendirdin. Bir de bunlar, şimdi ben sana nasıl teşekkür edeceğim deyince, bu defa bütün kafile iki göz iki çeşme. Öyle diyor bir hocamız, imanınız varsa imkanınız var. Allah'ı seviyorsanız korkmayın, güçlü sizsiniz. Allah'ım seni seviyorum demenin elle tutulur, gözle görülür somut ifadesiymiş namaz. Fatma namazını terk etmediği için, Kur'an'la bağını koparmadığı için 50 hanelik köye Allah bizi elçi kıldı. 2 tane önemli kurumumuzu Fatma'nın emrine verdi de Fatma'ya 5 yıldızlı hac yaptırdı. Hayal değil, kurgu değil, roman değil. Hala şu anda Sivas'ta yaşayan bir kardeşimizin öyküsü. TRT çekti görüntüleri, belgesel yaptı. Yılın belgesel ödülünü aldı. YouTube'da var, seyredin. Birçok arkadaş dedi ki, hocam Fatma'yı yaz. 21. asrın doyumsuz nesli bizlere örnek, güzel bir örnek. Yazmaya başladım, bir hocamız dedi ki işin sırrı Fatma'nın mektuplarda. Mektuplar olmazsa kitap işe yaramaz. Aradım, veremem hocam dedi. Niye? Rabbimle aramda bir sır. Kızım etmeyle mi? Bak bir sadakayı cariyemiz olsun. Nazlı'da bir kız incitmekten korkuyorum. Bizim mektuplar gelmedi. Kitap kaldı yarım. Aradan geçti 2 yıl kadar. Bir gün Umre'ye gideceğim, aradım. Neşesi yanında. Kızım ver şu mektupları da tamamlayalım kitabı. Bir amel defterimiz olsun, kapanmayacak. Tamam hocam dedi. Fatma mektupları gönderdi. Fatma'nın hayatı kitaba dönüştü. Dua engel tanımaz Fatma diye. Birçok kardeşimizin Kur'an'la buluşmasına, namazla buluşmasına, tesettürle buluşmasına sebep oldu. Olsun hocam diyor, engel benim bedenimde. Ya aklımda ve yüreğimde engel olsaydı? Şimdi Mersin'de yaşayan kardeşlerim, söyleyin bana. Engelli olan Fatma mı yoksa biz miyiz? Kalıbını seccadenin üzerine koyamayan, geldim Allah'ım diyemeyen Fatma'da mı engel yoksa bizde mi engel? O haliyle Allah'ım ben geldim diyor kulun Fatma. Yine Fatma'nın namaz anlattığı bir video var. İzleyin bulursanız. Yine var internette. Senay abiyle beraber yaptıkları bir söyleşide. Birçok böyle güzellikle olan kardeşimiz. Demek bugün de olabiliyormuş. Asr-ı saadetten örnek verseydim diyecektiniz ki hocam onlar sahabe. Onların öğretmeni Resulullah. İşte onların izinden gidersek kardeşler, Allah dün nasıl sahabe-i güzin efendilerimize ikram ettiyse, Fatma kardeşimize ikram ettiyse, bu gece bir tövbe ettim. Allah'ım geldim sana. Bugüne kadar bilmiyordum. Bugün şeytanın bacağını kırıyorum. Bismillah, Allahu Ekber deyin. Bir güzel abdest alın. Geldim Allah'ım deyin. Bilebildiğiniz kadarıyla. Bilebildiğiniz kadarıyla başlayın bir tarafın. Sonra kılarım demeyin kardeşler. Şeytanın bize attığı en büyük tuzaklardan bir tanesi bu. Yatsı namazıyla başladık. Yarına kalırsa bir başka mazeretle şeytan yine gözümüzü ürkütecek. Yapa yapa güzelleşeceğiz. Yapa yapa kamil bir manada namaz kılacağız. Namaz ipine tutunursak sonu cennete gider kardeşlerim. Allah hepimize gönlü namazda, kulağı ezanda bir ömür sürebilmeyi nasip etsin. Kardeşlerim yoruldunuz, görüyorum gözlerinizde. Daha fazla çok sizi yormayayım. Bu abinizin, kardeşinizin mütevazi bir hedefi var. Ya Rabbi şu can bedendeyken ne olur? Hiç değilse bu kardeşi kulunun eliyle 1 milyon kardeşimi namazla buluşturmayı bana nasip et diye dua ediyorum. Sizden de dua istiyorum. Eğer hedefime ulaşırsam 1 milyon kardeşimi namazla buluşturabilirsem bir namaz kılacağım, 1 milyon namazım olacak ama tek başıma gücüm yetmiyor. Namaz kardeşliği seferberliği başlattı. Namaz kardeşim olmaya söz veren kardeşlerime Kabe'de, Peygamberimizin huzurunda ve namazlardan sonra eşref saatlerimde dua etmeye bir ömür boyu söz veriyorum. Ama 3 şey istiyorum kardeşlerimden. Namaz kardeşliği için. 1. 5 vakit namazınızı bu geceden itibaren kılmaya gayret etmeniz. 2. 1 tane namaz bilinci kitabı okumanız. 3. Siz de namazını kılamayan bir kardeşinizin elinden tutmanız. Bu 3 şeyi yapmaya söz veren kardeşlerime aklım başımda olduğu sürece, bu can bedende olduğu sürece ben de dua etmeye söz veriyorum. Şimdi rica etsem ukalalık olarak görmezseniz bu gece Hayalhanem'de, hatta kendileri de ekran başında efendim sanal alemde seyreden kardeşlerim de orada manen efendim söz verebilir. Şöyle bir parmak kaldırın da göreyim desem. Kimler benim namaz kardeşim olacak bu gece Hayalhanem'de? Hocam biz bu 3 şeyi yaparak senin namaz kardeşin olacağız diyenler. Bir göreyim bakalım. Bir göreyim arkadaşlar. Şeytan bu gece kahrından çatlasın çatır çatır. Bir göreyim maşallah maşallah. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi inşallah bu gece sizlerle birlikte hepimiz namaz kardeşi olduk. Allah ömür verdiği sürece ben bir kardeşiniz olarak duanızdayım. Sizden de dua bekliyorum. İnşallah şu topraklarda, cennet vatanımızda 1 tane kardeşimiz namazsız kalmasın kardeşlerim. namazsızlık hastalığına karşı hep birlikte mücadele edelim diyorum. Namaz kılmakta zorlanan kardeşlerime sakın bu kitabı okumayın diyorum diye yan etkisi var, namaza başlatıyor. Şaka değil. Onlarca örneği var. Şunu, genç kardeşlerim namazla ilgili sorularına cevap verdim. Hocam namaza başlıyorum, devamını getiremiyorum, ne yapacağım? Birisi namaz kıl deyince kıl oluyorum, Allah için kılmak istiyorum. Namazda vesveseden nasıl kurtulurum gibi sorulara cevap aradık. Şunda da arkadaşlar, Cennete Götüren Namaz kitabında Efendimizin namazın mercek altına alarak namazda huşuyu keşfetmenin yollarını paylaştık. Az önce anlattım, Bilal'in öyküsüyle yola çıktım. Allah Koşan Genç kitabında bir Müslüman gencin iman, ahlak ve salih amel bakımına nasıl olması gerektiğine çalıştığımız bir çalışma. Şu da Beyaz Atlı Prensesi Bekleyenler için El Ucu kitabı. Almanya'da yaşayan Gülseren Hanım'la birlikte kaleme aldık. O pembe kısmını yazdı, mavi kısmını ben. Evleneceklere yol haritası olsun. Evliler için yuvasını cennet kılmaya yarayacak bir rehber. Aynı başlıkları bir kadın bir erkek gözüyle kalem aldık. Bizim sohbetlere devam eden bir abimiz okuyunca hocam dedi, yengenden helallik aldım. Balıkesir'de bir kardeşim boşanmak üzereydim hocam diyor. Bir arkadaş zorla okuttu. Hızımı alamadım, 2 defa okudum. Yuvamı kurtardım. Haklı olacağım diye mutluluğu tepmişim gibi birçok böyle güzel hatıralar var. Kardeşlerim, benim geldiğime değdi, inşallah sizin de geldiğinize değmiştir. Hata kusur olduysa lütfen bağışlayın, nefsimdendir. Güzellikler varsa Rabbimizin ihsanıdır. Allah bizi burada böylece bir araya getirdiği gibi yarın ruzu mahşerde de sevgili Peygamberimizle Firdevs cennetine buluştursun. Son cümlemiz İbrahim Aleyhisselam'ın duası olsun. Siz de amin deyin de öylece bitirelim. Rabbimiz bizi ve neslimizden gelenleri namazlarını dosdoğru kılanlardan eyle. Amin. Rabbimiz gönlü namazda, kulağı ezanda bir ömür sürebilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Rabbimiz sevgili Peygamberimizin namazdan tat aldığı gibi namazın tadını keşfetmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Son nefeste de secdedeyken, seni zikrederken ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.